Yani Türkiye'nin en fazla izlenen televizyon kanalı Beyaz TV ekranlarından herkese harika bir cumartesi diliyoruz efendim. Söz Sende programımız başlıyor. Yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Değil mi Şafakcığım? Evet, kesinlikle. Bugün herkese ben de harika bir cumartesi günü diliyorum. Çünkü benim için harika bir cumartesi. Çünkü bir tarafımda Türkiye'nin en güzel sunucusu oturuyor. Karşımızda Türkiye'nin en güzel estetisyeni oturuyor. Yani bundan daha iyi bir cumartesi yaşayamazdım doğrusu. Herkese yine bu şekilde mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Harika. O zaman ilk konuğumuzla başlayalım. Her zaman ağırlamaktan son derece keyif aldığımız sevgili Emine Aytek yine bizlerle beraber. Yine bugün zayıflama konusunda tüyolar verecek bize. Ekranları başından ayrılmayın efendim. Kağıdı kalemi hazırlayın. Bakalım nasıl tüyolar varmış? Hoş geldin. Hoş bulduk Ece. Nasılsın? Teşekkürler. Mutlu hafta sonları diliyorum ben de herkese. Hepimiz için valla. Neler yapıyorsunuz efendim görüşmeyeli? Teşekkürler. Aynı şekilde danışanlarla güzel muhabbetler, güzel ilerlemelerle yaşama devam ediyoruz. Harika. Peki danışanlarınıza ilk uygulamanız ne oluyor diye programı başlatmak isterim. Tabii şöyle, kişiler bana geldiklerinde öncelikle yaşam hikayelerini dinliyorum. Daha sonrasında eğer ki bölgesel zayıflama çalışacak isek kendilerine neler yapabileceğimi hayal ediyorum. Daha sonrasında kendilerine bunu anlatıyorum. O doğrultuda hayatlarını, yaşam hikayelerini dinledikten sonra orada kritik gedik ne var ise beslenme konusunda onun analizini yapıyoruz. O analiz sonrasında da kişiler için kişinin bedenine uygun olan cihazların programını hazırlayıp konsültasyonlarını değerlendirmiş oluyorum. Harika. Şimdi Emine Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Son görüşmemizden sonra. Şimdi benim çok güzel bir sorum var. Fakat bu sorudan önce sevgili izleyenlerimize şöyle bir şey söylemek istiyorum. Emine Hanım en son bize konuk olduktan sonra ben de kendisinin danışanlarından birisi oldum. Evet. Şimdiki sıradaki sorunun cevabını ben biliyorum ama. Ben de zaten soruyorum ilk başta Emine. Nasıl efendim partnerimle gidiyor, nasıl yol aldınız diye. Aldığın bu cevapları zorlu bir yol. Yapacak tahmin bir şey yok. Edebiliyorum. Disiplin isteyen zorlu bir yol. Şimdi, ama soru senin. Sizi zorlayan danışanlarınıza karşı tavırlarınız nasıl oluyor? Dediğim gibi ben biliyorum. Demek ki buradan çığ çıkarıyoruz. Zorluyorsun demek ki. Yani maalesef biraz. Nasıl bir tutum sergiliyorum Şafakcığım? Vallahi çok tatlı aslında. Yani benim bir şikayetim yok. Yani böyle nasıl diyeyim? Tatlı sert. Yani böyle azarlarken aslında estağfurullah azar da var. Hayır, asla öyle bir şey yok. Yok, kendini sevdiren, yani ben azarlanıyor muyum diye düşünmüyor insanlar. Hayır, öyle bir şey yok aslında. Ama bir şey öyle söyleyeyim. Bana özel. Ama arada azarlamak da lazım. Yoksa kilo veremez insan. Ben bak şimdi, kilo vermek zor bir şey. Emine Hanım, sizin şöyle Ece'nin beni azarlamasındansa sizin beni azarlamanızı nereden geldik buraya? Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Şimdi birlikte yol arkadaşlığı yaptığımızda sizin yanlış yaptıklarınızı yönlendirdiğimizde kişi yanlış bir tutum sergilediğinde ya da yanlış bir davranış sergilediğinde bunu izah ediyorum. Ben onu çok yapanlardan birisiyim. Kendisine anlatıyorum. Tabii bu yanlış olduğunu kişi fark edince biraz sizin duymuş olduğunuz düşünceye kapılabiliyor demek ki. Ama şikayetim yok, hayır. Kesinlikle benim şikayetim yok. Ben çok memnunum açıkçası. Burada istikrar çok önemli. Evet. Motivasyonunuzu destekleyebilirim ama istikrarınızla birlikte motivasyonunuzu destekleyebilirim. Düzenli bir şekilde yol aldığımızda çok daha iyi sonuçlarla devam edeceğiz. Ben de size herkesin içinde söz veriyorum. Tam olarak ne isterseniz onu yapmaya hazırım. Yapacağım. Tamam. Bundan sonra haftanın yapacağım. Haftanın 2 günü sizi istiyoruz efendim. Tamam, söz. Merkezimize. Yani haftada 2 gün, bak ben nerelere zaman ayırıyorum bir bilsen, yaratacaksın. Ece, sendeki evet. Enerjinin yarısı bende olsa dünya tur atarım da. Yani ben onu da yaptım. Yapıyorum da yani. Fazlalıklarınızı attığınızda siz de enerjinizi geri alacaksınız. Evet. Kesinlikle. Yani sırrını aldım. Aynen. Vakıf evet, oldum. Kesinlikle. Peki danışanlarınızdan kan testi gibi testler istiyor musunuz? Şöyle, birkaç seans uygulama sonrasında istediğimiz hedefe kişi gelemiyor ise kendisinin de farkında olmadığı bir endokrinolojik rahatsızlığının farkında değil ise mutlaka bir endokrin doktorundan destek alıyorum. Hmm.
Peki beni saymazsak zayıflatamayacağınızı düşündüğünüz bir danışanınız oldu mu hiç? Zayıflatamayacağımı düşündüğüm bir danışanım şimdiye kadar olmadı. Eğer ki düşünebiliyor olsaydım bu işi layığıyla yapabildiğime kendimi inandıramazdım. Ben önce kendimi inandırmalıyım bu işi, yani kendim inanmalıyım ve sonuçları görmeliyim ki bu işin devamını sağlayabileyim. O ışığı gördük hepimiz. Kesinlikle. Peki sizin tabii ki özel zayıflamanın yanında yardımcı makineler de var. Evet. Zayıflamaya yardımcı makineler var. Peki bu makineler kilo vermeye yardımcı oluyor mu? Yani nasıl bir destekle ilerliyorsunuz makine desteğiyle? Şöyle, makineler olmadan bölgesel zayıflama yapamayız. Mutlaka makinelerin desteğini almamız gerekiyor. Ama şurada önemli olan nokta Ececiğim, kişilerin vücut yapısına uygun olan cihazları belirleyip ve o bölgelere doğru uygulama yaptıktan sonra sonuca ve hedefe ulaşabiliriz. Göbek bölgesine uygulanması gereken cihazı bacak bölgesine uygularsak orada deformasyon yaratabiliriz. Ben bir dönem sadece hasar gideriyordum. Yani vücutlarda oluşturulan yanlış uygulamalardan meydana gelen olumsuzluklar neydi bunlar? İşte bacak bölgesinde çukurlaşmalar, bacak bölgesinde deformite, bir bacak daha ince, bir bacak daha kalın veyahut da orada oyuk oyuk oyuntular. Tabii bunların giderilmesi o kadar kolay değil. Tabii ki. Sonuçta ben 20 yıllık tecrübem ve donanımımla bu işleri yaptığım için onları tekrardan düzenleyebiliyorum. Benim buradan tavsiyem, yeni açılan ve yeni işe başlamış olan ve tek cihazla sadece zayıflama sağlamaya çalışan yerlere giderken mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Kesinlikle. Güzel bu yorumu. Peki bu makinelerin daha sonra kilo alma hızımızı etkilemesi nasıl oluyor, yani ne derece? Makinelerin temel amacı nedir? Biz bizim çocukluk dönemimizde yağ hücrelerimiz sayı olarak artar. Belirli bir yaştan sonra biz kilo aldığımızda var olan yağ hücreleri genişler. Genetik yapımız itibariyle de mesela göbek bölgesindeki yağ hücreleri genişleyebilir veya bacak bölgesindeki yağ hücreleri genişleyebilir. Bu cihazlar ne yapıyor? Siz sağlıklı besleniyorsunuz, sporunuzu yapıyorsunuz. Oradaki büyümüş olan yağ kütlelerini daraltarak, sıkılaştırarak o bölgedeki yağların incelmesini, sıkılaşmasını ve daralmasını sağlıyor. Biz istediğimiz kadar diyet ve spor yapalım, belirli bölgelerden yağlar çok kolay gitmiyor. Evet, bu şikayet vardır insanlarda değil mi? Evet. Özellikle bu yan taraflarda falan. Doğum yapmış hanımlarda mesela özellikle göbek, simit bölgesi. O bölgelerdeki ve hareketsiz bölgedir göbek bölgesi. Evet. Bacak hareket eder, kol hareket eder ama göbek, yani basen bölgelerini hareket ettirmek çok kolay değildir. Dolayısıyla da o uygulanması gereken doğru olan cihazları o bölgelere kullandığımızda etkili bir sonuçla devam ediyoruz. Harika. Peki danışanlarınız o makinelerden çıktıktan sonra nasıl tepkiler veriyor size? Danışanlarım cihazdan çıktıktan sonra mutlaka böyle bir rahatlama hissediyorlar. Hafifleme hissediyorlar. Şöyle bir incelme. Çünkü ödemleri gitmiş oluyor. İncelme sağlamış oluyor. İkinci seanstan sonra inançları artıyor. Çünkü neden inançları artıyor? Her seansta 1-2 santimi görmemiz gerekiyor. O 1-2 santim kişide moral ve motivasyonu artırıyor. Evet, ben buraya geliyorum, bir zaman harcıyorum. Bir ilerleme kaydediyorum. Tabii. Evet, ben buraya bir zaman harcıyorum. Ve bunun karşılığında da istediğim bölgeden incelme sağlıyor ise bu kişinin istikrarını ve motivasyonunu artırmış oluyor. Biraz önce söylediklerinizden ben şöyle bir sonuç çıkardım bu makinelerle alakalı. Yani bu makinelerin bir merkezde olmasından çok doğru kullanılması çok, doğru çok önemli değil mi? Makinelerin ehil ellerde kullanılması çok önemli. Eğer ki doğru
kişiler tarafından kullanılmıyor ise vücutta deformite oluşturulabilir ve bu deformitenin çok kolay bir şekilde düzelmesi maalesef sağlanmıyor. Çok uzun uğraş ve emeklerle yine bir profesyonellikle bu durum düzeltilebiliyor. Nasıl oluyor? Nasıl bir deformite oluyor? Kavitasyon mesela dediğimiz sistem orada bir boşluk ve oyuntu bırakıyor. O boşluk ve oyuntu düşünsenize bacak bölgesinde herhangi basen kısmınızda bir çukurlaşma, bir portakalın yarısının girebildiği bir derece. Evet, o derece yoğun bir kavit oluşturabiliyor. Sağlıksız ve düzensiz gereğinden fazla kullanıldığında olabilecek handikaplar bunlar. Bu danışanınız kaç kilo verdi öncesi ve sonrası? Ayşe Türkmenoğlu yaklaşık... Evet, öncesi bunlar bana geldiğinde 78 kilo ile geldi Ayşe Türkmenoğlu ve özellikle göbek bölgesinde, basen bölgesinde çok fazla yağlanmaları vardı. Kol bölgesi ve üst bölgesi orantısı çok güzeldi. Kendisine bir 12 seanslık program hazırladım. Daha sonrasında uygulamaları ise göbek bölgesine çalıştık. Göbek bölgesine yağ yakıcı uygulamalar ve basen bölgesine kullanmam gereken cihazları kullanarak vücut tasarımını sağladık. Yani nasıl oldu bu? O bölge kendisi sporunu hayatına kattı, beslenmesini düzenledi. Beslenme düzenlenince metabolizma hızı arttı. Daha önce yorgunluk, halsizlikle spor yapamadığını kendisi bana anlatmıştı. Ama sağlıklı beslenmeyi hayatına katınca ve cihazların desteğiyle de birlikte bölgesel zayıflamasını özellikle göbek ve basen bölgesinden sağlamış olduk. Bak son hali gerçekten. Evet, son hali. Bayağı 78 kilo ile geldi sevgili Ayşe Türkmenoğlu. Şu anda 58 kilo ve hala aynı kilosunu koruyarak yaşamına devam ediyor. Nasıl beslenmesi gerektiğini bilmiyor idi. Dolayısıyla da beslenmesini öğrendi. Beslenmesini de öğrendiği için vücut şekli artık bozulmadan yaşamına devam edebiliyor. Harika. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Emine Aytek. Sizi her zaman konuk almak çok keyifli bizim için. Benim için de aynı şekilde sevgili Ece, sevgili Şafak ve Beyaz TV ailesi, sizlerle olmak çok güzel ve aynı zamanda da Esinyum Medya Danışmanlık bu konuda bana böyle bir imkan tanıdığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, sevgili Emine Aytek bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek. Evet, Söz Sende programında yine kıymetli bir konuğumuz var efendim. İşinde oldukça başarılı. Özellikle de saç tasarımlarıyla büyük ses getirmiş Mücahit Savuk bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de öyle. İlk olarak eminim ekranları başında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz de çok merak ediyorlardır. Şu kaynak meselesi. Evet. Kaynak saç konusu hakkında konuşmak istiyoruz. Nasıl oluyor bu kaynak saç uygulaması? Genelde çok yıpranmış ve hasar görmüş saçlarda uygulanan bir sistem. Birçok sistemi var tabii ki ama bizim önerdiğimiz hayalet kaynak dediğimiz bir sistem hem keratin olarak hem de görünüş olarak en sağlıklı bir sistem şu anda. Toplandığı zaman, şekil verildiği zaman falan tamamen görünmeyecek bir şekilde olan bir sistem. Şu anda da genelde de onları kullanılıyor. Onlar tercih ediliyor genelde. Çok ince bir şey herhalde. Evet evet. Yani onların keratin olayı şöyle, biraz farklı bir keratin grupları var. Evet. İtalyan keratin dediğimiz sistemi kullanıyoruz biz. O daha ince oluyor. Toplandığı zaman veya şekil verildiği zaman tamamen görünmeyecek bir sistemde oluyor. Ve saça zarar vermiyor. En önemli şey bu. Yani minimum seviyede zarar veriyor açıkça söylemek gerekirse. Hı-hı. Çünkü diğer sistemler daha çok zarar veriyor. Çünkü bizim uyguladığımız keratin, dediğim gibi İtalyan keratin olduğu için toplandığı zaman ve saçtan çıkarıldığı zaman özel bir solüsyonu var. Onu da çıkarıyoruz. O yüzden şu anda gündemde olan ve tek kullanılacak sistem o diyebiliriz. Harika. Peki kaynak saç hangi saç türlerine uygulanabiliyor? Şimdi şu anda genel olarak müşterilerimizin, danışanlarımızın, misafirlerimizin sorduğu soru o. Aslında bütün saç stillerine uygun bir sistem ama belirli bölümlerde, mesela ön taraflarda diyebileceğimiz bölümlerde
daha mikro dediğimiz sistemde kullanıyoruz. Hı hı. Çünkü toplandığı zaman yani müşterilerimizin bize tek sorduğu, özellikle sorduğu aslında soru şu. Topladığım zaman saçımda belli olur mu, görünür mü diye. O yüzden ön taraflarda mikro dediğimiz bir sistem kullanıyoruz. O yüzden de nasıl toplansa toplansın asla belli olmuyor. Hmm. Peki bu kaynak saç uygulamasının bir kullanım süresi var mı? Var evet. Minimum 3, maksimum 6 ay kullanım süresi var. Sonrasında çıkarıyoruz. Uçlarının bakımını yapıp tekrar aynı saçı kullanabiliyorlar. Ortalama ömrü de 1 sene. Bilir. Gerçek saç değil mi bunlar? Tabii tabii. Yani bizim kullandığımız sistem gerçek saç ama piyasada kullanılan bazı saçlar var. Maalesef endonezya, jakarta dediğimiz saçlar. Onlar biraz daha kullanım açısından da, sağlık açısından da. Efendim? İthal mi İthal, geliyor? Evet. Yurt dışından geliyor. Onları biz çok önermiyoruz. Biz tamamen Türk saçı kullanıyoruz. Çünkü Türk saçına uygun, yani saç kalitesine uygun Türk saçı olduğu için mecburen Türk saçı kullanmamız gerekiyor ki hem görünüm olarak hem sağlık olarak daha görünüş olarak da daha sağlıklı bir şekilde olsun. Şey yapıyorlarmış bir de, fırında o saçları uzatıyorlarmış falan, evet. Öyle bir şeyler duydum. O ne? Ya ben de onu gördüm aslında. Onu bir Instagram sayfasında gördüm. Ona anlam veremedim açıkçası ama onu tamamen ben polyester dediğimiz saçlar var, naylon evet. saçlar. Aa. Bence kesinlikle o saçlardan oluşmuş bir saç. Ya o sağlıklı olduğunu doğal düşünmüyorum. Değil. Sağlıklı bazı değildir kesinlikle. Bazı kuaförlerde duydum ben bunu. Evet. Biz fırında hani bunları yapıyoruz falan aha. gibi bir şey duydum. Nasıl yani dedim, hani sarı kaynak yapan bir yerde o. Hı-hı. Bayağı fırında yapıyorlarmış, çoğaltıyorlarmış, uzatıyorlarmış yani, o saçları. Şöyle söyleyeyim, zaten bizim burada tamamen fabrikasyon olan saçlar dediğimiz saçlar var ülkede. Ama bunlar burada uygulanan bir saçlar, yani burada hazırlanan bir saçlar. Aslında yurdaşından temin ettiğimiz saçlar değil. Şimdi ben doğuluyum. Mesela bizim orada çok şey vardır, uzun saçlar vardır. Hı-hı. Bize gelen, evet tahmin edebiliyorum. Evet. Bundan dolayı mesela biz daha çok güneydoğudan saçlar tercih ediyoruz. Hı-hı. Çünkü onlar hiç işlem görmemiş saçlar olduğu için. Peki onlar için, size nasıl ulaştırıyor bu saçları? Şöyle, bizim orada fabrikalarımız var. Aa. Daha doğrusu bizim çalıştığımız saç markasının hı-hı. orada fabrikaları var. Oradan geliyor bize. Ne güzel. Adıyaman'da özellikle. Güzel aslında ya. Bunun ticareti var yani, bayağı bayağı. Tabii. Yani. Evet, evet. Bir sektör yani. Tabii tabii. Yani son ayakta sizsiniz herhalde bu sektörde değil mi? Yani şöyle, biz aslında şu anda çok gündemde olan bir sistem olduğu için. Hı-hı. Çünkü bizim ülkemizde sarışınlık servisi çok oluyor genelde. Sarışınlık servisinde de hı-hı. saçlar çok yıpranıyor maalesef. Hı-hı. Bundan dolayı da genelde kaynak saça ihtiyaç duyuluyor. Peki bu kaynak saç yapıldığında kişinin kendi doğal saçı uzadığı zaman hani görüntü anlamında nasıl uyum sağlıyor? Hani nasıl bir... Şimdi kullanım süresini o yüzden söylüyoruz zaten, minimum 3 maksimum 6 ay diye. Hı-hı. Çünkü 3 aydan sonra saç uzadığı zaman belirli bölgeler görünebiliyor. Hı-hı. Bundan dolayı saçı çıkarıyoruz. Uçların bakımını yapıp tekrar aynı saçı kullanabiliyoruz. Bu kişiye göre mi değişiyor? Minimum 3 derken. Tabii. Kişiye göre. Evet, evet. Saç uzama hızı. Aynen. Evet, aynen. Anladım. Çok, evet. Çok güzel. Peki keratin botoks uygulaması diye bir şey varmış ve bundan da bahseder misiniz? Keratin botoks ikiye ayrılıyor. Yani bir düzleştirme servisimiz var, bir de sadece bakım servisimiz var. Yani bunun genelde şu anda düzleştirme servisi olarak çok tercih ediliyor. Şundan dolayı Allah'ım çok ne da... insanlar saçını düzleştirmeye çalışır. Ben biraz kıvrılsın diye neler vermezmiş. İnsan kendini aslında... istemediğini şey yaparmış ama bayağı düz. Ama herhalde o çok kıvırcık saçlar için. Çok kıvırcık saçlar veya çalışan bayanlar için özellikle. Hani rahatlık olsun diye. Fönlü ya, gibi getiriyorlar aynen, yani. Aynen, fönle kurutayım hemen direkt işe gideyim. Peki gerçekten öyle bir efekt mi veriyor? Yani o keratin botoksu yaptığı zaman... mesela çalışan hanımefendiler ya da böyle çok aktif ev hanımları da mesela çok talep gösteriyor. Yani sürekli saçı bakımlı olması için. Bayağı yıkandıktan sonra da böyle fönlü gibi mi oluyor? Şimdi bazı ürünler var. Çok kimyasal içeren ürünler. Hı-hı. Bunlar maalesef çok zarar veriyor saça aslında. Onlarda ama %100 bir düzleşme sağlayabiliyoruz. Ben yaklaşık salonumu açtıktan sonra ben bu ürünleri çok kullanmama taraftarıyım. Çünkü çok zarar veriyor saça. Yani belirli bir dönemden sonra saça zarar vermeye başlıyor.
Keratin ama botoks işlemi mi yoksa bahsettiğiniz düzleştirme, evet, şeyleri? Evet. Ama bakımda hiçbir problem yok bununla ilgili. Çünkü onda hem işlem çok farklı hem de ürün farklı oluyor. Yani kimyasal madde çok fazla olmuyor. Bakımda neler yapılıyor mesela? Mesela bakımda sadece ürün sürdükten sonra bütün bakımlar fönle çalışır, ısıyla çalışır bu arada. Evet. Bakımda sadece biz ısı veriyoruz veya fönlüyoruz. Ama düzleştirme istediği zaman hanımefendi mecburen düzleştirme dediğimiz bir ürünümüz var. Onunla düzleştiriyoruz. Evet, ondan sonra pres yapıyoruz. Evet. O da biraz saça zarar veriyor açıkçası. Ama ürün farklılığı da var tabii bunda. Tabii. Peki zamanla saçlarımız yaşlanıyor. Biz saçlarımızın yaşlandığını nasıl anlarız? Yani dökülmeye başladınız böyle bendeki gibi yoksa dökülmeden İncelmeler de anlayabiliriz. İncelmeler olabiliyor mesela. Bunun bir sürü sebepleri var tabii ki. Özür dilerim. Kadınlar için çok kolay bunu görmek en azından kendi saçlarında ama yani bir erkek daha için hissedebiliyor daha kolay olabilir. Daha zor olabilir. Daha zor olabiliyor. Kadınlarda daha kolay. Şundan kaynaklanıyor bu. Genelde zaten yapısal bir olay. Yani ırsi dediğimiz aileden genetik gelen bir olay. Tabii. Ama bizim ülkede dediğim gibi sarışınlık servisini çok sevdiğimiz için genelde sarı saçlara çok hayran duyuyorlar Türkiye'deki kadınlar. Çok. Evet. Erkeklerde sarışın hanımefendilere çok demek ki rağbet gösteriyor ki herkes bundan, sarışın. Evet, bundan dolayı herhalde sarışınlık servisi çok beğeniliyor. Bu da çok saça zarar veriyor maalesef. Yani belirli bizim çünkü Türk saçları, Türk yapısının saçları biraz sert olur. Kullandığımız açı ne kadar profesyonel olursa olsun maalesef ki saça zarar veriyor çünkü kimyasal madde kullanıyoruz. Tabii ki ne olursa olsun. Evet, yani bunu açıkça söylemem gerekiyor çünkü müşteriye verdiğim hizmet de aynı bu şekilde ilerliyor. Bundan dolayı bunu söylüyorum. Ama kullandığımız ürünler profesyonel olduğu için minimum seviyeye düşürmeye çalışıyoruz bu yıpranma olayını. Genelde yaşlanma süreci bundan dolayı oluyor. Boya veya kimyasal madde görmüş saçlarda. Tabii. Peki kaynağa geri dönecek olursak az saçı olan kişilere de kaynak yapılabiliyor mu? Bütün aslında genel olarak bütün saçlara kaynak uygulanabilir. Çünkü dediğim gibi mikro ve hayalet kaynak dediğimiz sistemden oluşan bir uzatma tekniğimiz var. Bunlar da hem ince, orta ve kalın saçlarda da belirli seviyelerde işlem yapabiliyoruz. Evet. Biraz önce hangi saç türlerine kaynak saç yapılır diye sormuştuk. Şimdi de şunu sormak istiyorum. Hangi saç türlerine kesinlikle kaynak saç yapılmaz dersiniz? Yani şöyle şimdi bazı saçlarda kesinlikle saç kaynak yapılmaz diyemeyiz. Çünkü şundan dolayı işlem yapılmış saçlarda, çok kısa saçlarda veya kadınlar mutlu olmadıkları saçlarda mecburen kaynak kullanıyoruz ki daha volümlü, daha gösterişli bir saç olsun. Çok dökülmesi varsa? Yani umutsuz vakalar için söylüyorum. Umutsuz vakalarda biz genelde, özellikle dökülme anlamında biz genelde doktor tavsiyesini öneriyoruz. Yani çok tabii iyi. Doktora gidilsin, doktor ne tavsiye ediyorsa onu yapalım diye. Ama genelde gösterişli bir saç içinde kaynak uzun bir saç gerekiyor. Kesinlikle. Peki mesela minimum ne kadar olması gerekiyor saçın kaynak yapılabilmesi için? Minimum 10 santim olması yeterli oluyor. 10 santim gibi bu kadar. Evet evet. Mesela geçen bir tane 5 santime yapıyoruz dediler yani. Bir parmak saç olsa bile kaynak yapıyoruz dediler. O nasıl olabiliyor? Onu da yapılabilir tabii ki ama yani hani görüntü olarak sosyal medyadan çektiğimiz görüntüde belki çok efektten dolayı falan görünmüyor olabilir ama günlük kullanım açısından çok rahatsız edici olabilir. Peki ünlülere gelecek olursak ünlülerden kimlerin saçlarını yapıyorsunuz diye sorsak? Ya şu anda Ebru Polat, Ebru Destan, Selin Cerci hanımefendi birçok ünlü aslında geliyor. Şu an ismini hatırlayamadıklarım. Bir sürü fenomen de geliyor. Şu anda gündemde olan modelleri de söylemem gerekirse şu anda kesim, Cuttingmax dediğimiz bir kesim modeli var. Aslında biraz eskilere dayanan bir kesim. Benim çocukluğumda da vardı. Yani ilk mesleğe başladığım zamanlarda da vardı. Kelebek mi diyorlardı onu? Kelebek diyenler var. Merdiven kesim diyenler var. Ama şu anda hani modern ismi Cuttingmax dediğimiz bir model. Çünkü yurt dışında da çok gündemde olan. Nasıl bir kesim o? Şöyle katlı bir model. Önlerde kahkülleri var.
Kahküllerden şöyle katlı bir şekilde öne doğru düşüyor. Hı hı. Çok volümlü olduğu için tercih ediliyor aslında şu anda. Hı hı. Ve renk konusunda da şimdi bizde şu vardır, yani saçı ne kadar iyi yaparsan yap, finali iyi yapmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Kesinlikle diyoruz. Öyle. Kesinlikle. O yüzden kesimle styling dediğimiz sistem bunun için çok önemli. Kesinlikle. Şimdi benim bildiğim kadarıyla, sizi tanıdığım kadarıyla bir de çok iyi saç modelleri yaptığınızı biliyorum. Evet. Yani şimdi bu saç kesim modelleri hakkında konuşmamız gerekirse neler söylemek istersiniz? Yani yüz şekillerine göre bildiğim kadarıyla, şimdi benim ihtiyacım hiç olmadı hayatımda ama evet. Yani yüz şekillerine göre kesimler yapılıyormuş, modeller yapılıyormuş. Neler söylersiniz? Şimdi herkesin, öncelikle şöyle söyleyeyim, herkesin enerji olan bir bölümü var. Fark ederseniz bir, her zaman bir kaşımız biraz daha volümlü durur, daha üstte durur. O bizim enerji bölümümüzdür. Kesim olarak da hani Cutting Max'ten bahsettim az önce. O Cutting Max dediğimiz kesim kahkül olarak gelen bir kesim. Mesela o dar alınlı olanlara çok aslında uygun değil. Evet, kesinlikle. Evet, çünkü yüzü tamamen kapatıyor. Daha geniş alınlarda daha çok tercih ediyoruz o modeli. Hmm. Bir de çok ince saçlarda tercih ediyoruz o modeli. Renk konusuna da gelirsem, kışın zaten genelde daha kahve, daha sıcak tonlar tercih ediliyor. Hmm. Yazında daha çok açık tonlar, sarı tonlar tercih ediliyor. Vazgeçilmez bu, çünkü yani biz özellikle Türkiye'de şunu çok yaşıyoruz. Hanımefendi, ten rengi ne olursa olsun kesinlikle bir sarı görmek istiyor teninde, saçında. Evet. Şimdi ben onu soracaktım. Ece, müsaadenle bir şey daha sormak istiyorum bu konuyla alakalı. Şimdi danışanlarınız, misafirleriniz bu konuda hani kendilerini ne derece size bırakıyorlar? Veya da illa ki ben bunu istiyorum diyenler ne kadar? Yoksa siz bu konuda uzmansınız, size güveniyorum, en iyisini siz yaparsınız diyenler ne derece? Size? Şimdi genelde bizi sosyal medyadan takip ettikleri için bizim yaptığımız saçları beğenerek geliyorlar bize. Bundan dolayı aslında çok güveniyorlar. Hı-hı. Ama tabii ki onların da bir tercihi oluyor. Biz öncelikle şunu yapıyoruz. Misafirimiz geldiği zaman salona bir 10-15 dakika boyunca bir ön görüşme yapıyoruz onlarla. Yani hem ben mesela şunu tercih ediyorum. Onun ne istediğini değil de ne istemediğini soruyorum. Evet. Güzel yani, bir teknik. Evet. Yani ne istemediğini anladığım zaman yüzüne göre, saç şekline göre, saç yapısına göre modeller öneriyorum. Ondan sonra zaten bir ortak yolu buluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Çok sağ olun. Saçtan konuşmak her zaman çok zevkli. Ben de böyle merak ediyorum. Nasıl ben yabancı kalıyorum saçtan konuşurken. Ama illa ki etrafında saça meraklı çok insan vardır. Kesinlikle, bizler gibi. Kesinlikle izleyicilerimizin arasında. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim renk attınız. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, Mücahit Savuk bizlerle beraberdi. Kendisi ünlülerin saç tasarımcısıydı. Programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler buradayız. Evet, Söz Sende programında yanımızda güzellik konusunda uzman bir hanımefendi var efendim. Sevgili Işıl Çoban bizlerle beraber. Evet, nasılsınız? Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz. İlk olarak yine herkesin son derece merak ettiği bir konuyla başlamak istiyorum. Lazer epilasyon. Lazer epilasyonu konuşacağız ama kimler yaptırır, kimler yaptıramaz, ama benim en merak ettiğim hamileler. Hamileler lazer epilasyon yaptırabiliyor mu? Yaptırabiliyorsa bebeğe zararı olur mu? Şimdi biz günde en az 2-3 kişiden bu soruyu alıyoruz. Çünkü gerçekten ortada bir canı olduğu için çok hassas bir konu, biliyorsunuz. Evet. Ama epilasyonun kesinlikle bebeğe veya anneye hiçbir zararı yoktur. Buradaki bizim tek sorunumuz, hamilelikte ve emzirme döneminde hormonal bir dengesizlik var. Ve insanlar kıllarından kurtulmak için geliyorlar. Tabii. Bu dönemde kıllar azalma yapmak yerine çoğalma yapabiliyor. Hmm. Çünkü hormonlarda farklı bir çalışma var. Epilasyon tüylere bir ışık gönderiyor. Orada tüylerde bir artma olabileceği için biz hem emzirme hem hamilelik döneminde epilasyonu bundan dolayı tercih etmiyoruz. Tabii yani. Yoksa hormonlar... bebeğe veya anneye bir zararından değil, ama hormonlar çok farklı. Hani daha da o bölgedeki olmayan bölgelerde bile bir tüylenmeye sebebiyet vermesinden korkuyoruz. Yoksa bununla ilgili hiçbir araştırma yok. Hani bebeğe, anneye herhangi bir zararı var mı? Bununla ilgili bir herhangi bir tez de yok. Hı hı. Akıllarda aslında bir soru. Bizim tek problemimiz işte kıllanmayı arttırmaması diyebilirim.
Ama mantık olarak da zaten kıllandırmayı arttırabilir. Çünkü hormonların tamamıyla en yüksek olduğu tabii dönem ki. Hamilelik dönemi ya da adet dönemi ya da adet evet. öncesi. Mesela adet öncesi sonrası da epilasyona gelmeyin derler. Tabii ki bir hafta öncesi evet. ve bir hafta sonrası gelmeyin. Hani o arada hı-hı. gelin derler. Aslında mantıklı baktığında. Peki lazer epilasyonda yaş sınırı var mı? Şimdi şöyle özellikle genç kızlarda regl olduktan sonra bir iki senenin geçmesini bekliyoruz. Hmm. Çünkü ergenlik dediğimiz 12 ile 16 yaş arası skalalarda hormonlar yine en tap noktada tabii. olduğundan dolayı tüylenmeyi azaltmak çok zor oluyor. Ve bu da maddi açıdan danışana bir yük olabiliyor. Yani, örnek veriyorum 6 seans geliyorsa 12 seans veya 18 seans gelmesi gerekebiliyor. Hmm. Biz o yüzden bütçe açısından da mahcup olmamak için minimum bir 16-17 yaşı tamamlamalarını istiyoruz ki ergenlik dönemi biraz kat edilmiş olsun. En azından tüylenme için azalmayı da gözle görebilelim. Kesinlikle. Peki bu sedef ya da cilt hastalığı olanlar da lazer epilasyon yaptırabiliyor mu? Ya şimdi o çok hassas bir konu. Neden hassas bir konu? Akne, sedef vesaire roz hastalarında kullanılan bir ilaç var. Hmm. İlacın içerisinde bazı bir iki tane madde maalesef lazer epilasyonla kesinlikle çakışmamalı aynı dönemde. Allah Allah. Özellikle açık yara bulunan, mesela sivilcede bir açık yaradır. Sonuçta orada aktif bir mikrop evet. var. Kıla gelen enjeksiyon o bölgede sivilcenin kökünü değil de deriyi patlattığında sivilceyi çoğaltabiliyor. Aynı zamanda sevet, sedefi, roz hastalığını da çoğaltabiliyor. Tabii. Bundan kaynaklı ilacı, ilaç tedavisi olan ve açık yarası bulunanların minimum 6 ayı tamamlamasını istiyoruz bize gelmeleri için. Çünkü enfeksiyon çoğaltma riski çok fazla bu durumda. Evet. Peki Işıl Hanım, geçenlerde ben bir yazı okumuştum. Evet. Lazerle kısırlık arasındaki ilişki. Lazer kısırlık yapar mı? Şimdi bu da tamamen aslında hamilelik ve bebeğe zararlı mı çok bağlantılı. Kesinlikle kısırlık yapmaz. Neden yapmaz? Biz o ışını derinin 3,5 milimetre altına gönderiyoruz. Yani orada rahime, organa gelmesi imkansız. Tabii. Bundan dolayı kısırlık yapmaz ama insanlarda genital bölgede işlem alacakları zaman en çok sorduğu sorulardan biri, gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. Hiçbir problem olmaz. Peki lazer epilasyon yaparken nelere dikkat etmeli danışan? Öncelikle kesinlikle bir hormon hastalığı var mı? Doktoruna danışmalı. Hmm. Çünkü dediğim gibi hamilelik ve regl dönemindeki o hormon dengesizliği onun normal hayat rutininde varsa, bununla ilgili bir ilaç kullanıyorsa, mesela guatr hastalarının kullandığı ilaçlar gibi, hı hı. kesinlikle doktoruna danışıp hizmet almalı. Çünkü yine aynı şekilde o tüyleri azaltmak yerine çoğaltabiliriz. Hormon kesinlikle bu konuda en büyük önemlimiz. Onun dışında herhangi bir cildinde dediğim gibi açık bir yara, problem varsa danışıp bizden hizmet almalı. Daha sağlıklı olur. Evet. Peki şimdi sosyal medyada bu lazer epilasyon reklamları çok yapılıyor. Evet. Peki doğru karar verirken hani nelere dikkat etmek gerekiyor? Kesinlikle cihazın sertifikası var mı, bu çok önemli. Çünkü piyasada üzerinde marka yazsa da maalesef çok fazla çakma cihaz mevcut. Kasayı yani boyu, sahte cihaz. Tabii ki sahte cihaz. Bunun çok fazla fake olduğu için de işte insanlar buna çok kapılabiliyorlar. Ve ikinci önü açıkçası en önemli olan unsur da estetisyen. Hmm. Estetisyenin doğru hizmet verebilmesi. Şimdi beni yakan oldu diyebiliyorlar veya tüylerim hiç azalmadı diyen olabiliyorlar. Ben olsam şahsen bir epilasyon merkezine gittiğimde bir cihazın sertifikasını, iki işlemi gireceğim insanın sertifikası var mı, bunu sorarım. Ha, yani cihazın da işleme yapan evet. kişinin de sertifikasını tabii ki. Sormamız gerekiyor diyorsunuz. Ve şu sorulması gereken önemli şey, o estetisyenin o cihazı kullanması için bir sertifikası var mı? Her cihazın kendine özel bir sertifikası vardır ve üzerinde eğitim aldığı estetisyenin adı ve soyadı yazar. Ve firmanın da buna onay vermesi lazım. Örnek wow. veriyorum, X firm X cihazı kullanması için ben Işıl Çoban'ı eğitime soktum. Eğitim sürecini tamamlamıştır ve cihazı kullanabilir. Hmm. Yani cihazın sertifikasıyla estetisyenin bir şekilde bunu onayından geçilmesi lazım. Yani ben ilk buna dikkat ederim. Bunu bilmiyordum. Peki lazer epilasyon kaç yıl etkili? Yani şimdi, ömür boyu tüylerden kurtuluyorlar mı, yoksa tekrar çıkan bir şey mi bu? Bu tamamen yaş skalasıyla çok ilgili. Ergenlik döneminden yeni çıkan kadınlarda maalesef bir iki hamilelik geçirdiklerinde hormonlar tekrardan gündeme geldiğinden dolayı tabii. tekrar tüylenme yapabiliyorlar. Ama artık doğum yapmayan 30-35 yaşını tamamlamış kadınlar
gerçekten iyi bir firmada, iyi bir estetisyenden hizmet alıyorlarsa tüylerinde %80-85 bir dökülme görürler. Hı hı. Ve tamamen de %1 ihtimal bir ilaç takviyesi kullanırlarsa tekrar bir çıkma yapar. Onun dışında tekrar bir çıkma olacağını sanmıyorum. Ama ergenlik dönemindeki kızlar bir tık hemen gideyim bitsin heyecanları olduğu için biliyorsunuz ki. Ben açıkçası ileriki yaşlarda tekrar hizmet almaları gerektiğini düşünüyorum. Yani maalesef %100 herkese net bir çözüm sağlayamıyoruz. Tabii ki. Peki bizim hanımları ilgilendiren bir konu da cilt bakımı. Evet. Bu mevsimlerde cilt bakımında ne yapmalıyız? Yani şu an artık Şubat ayını devam ederken. Kışın farklı mı, bahar aylarında farklı mı, yazın farklı mı, neler yapmalıyız? Şimdi şöyle, her mevsimde kullanılan serumlar çok farklı. Ama biz bazı cilt bakımlarını özellikle hatta %80'inin kışın yapılmasını istiyoruz. Örnek veriyorum yosun peeling, ondan sonra medical, hydrafacial, bunların hepsi kışın ağırlıklı yapılması gereken cihazlar. Çünkü ister istemez herkesin cilt bariyeri çok farklı. Sizin kullandığınız AH, BH serum size çok faydalı olabilir Ece Hanım. Ama X bir insanda çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bundan kaynaklı öncesi cildimizi tanımamız lazım. Cildimizi tanıdıktan sonra da hangi serum, hangi mevsimde kullanılmalı? Bu da tamamen maalesef kişiye göre değişiyor artık. Dediğimiz gibi esmerten, açık tellerden, hassasten hepsi bir farklı semptom olabiliyor. Benim önerim gerçekten problemli bir cildiniz varsa önce bir cildiye danışmanız. Daha sonrasından kullanmanız gereken serumları tabii ki iyi firmalardan, Sağlık Bakanlığı onaylı firmalardan temin etmeniz. Peki şimdi özellikle ev hanımlarının merak ettiği bir soruyu soracağım ben size. Doğal yollarla cilt bakımımızı evde nasıl yapabiliriz? Kesinlikle bence ev hanımlarının değil de Türkiye'de kadınların %90'ının yapması gereken bir şey. Zamanları varsa tabii. Saf kolajen alıyoruz mesela sözde marketlerden, eczanelerden. Belki Ece Hanım bir kadın olduğu için o da biliyordur. İnternette de bunun çok satışı var. Kesinlikle çok doğru bulmuyorum. Kemik iliği, keten tohumu ev ortamında kaynatılıp serum haline getirebilen saf kolajenler. Ben bunların evde kadınlar tarafından kullanılmasının daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında çünkü aldığımız dışarıdaki eczane ürünleri bile %100 saf kolajen içermiyor. Hepsinin ömrünün uzun olması için bir katkı maddesi, renklendirme, tatlandırıcı bulunabiliyor. Ben ev ortamında dediğim gibi kemik suyu, kemik iliği, keten tohumu. Şimdi biz bunları temin edip o serumu üretiyoruz. Bu yine cilde sürerek bakım yapılıyor değil mi? Evet tabii ki. Keten tohumunu cildinize sürerek aynı şekilde kemik iliğini de cildinize sürerek şimdi kullanabilirsiniz. Bahsettiğiniz ürünlerin hepsini ben yiyecek konusunda ilgilendim de mesela söylüyorum. Şöyle söyleyeyim aslında. A'dan Z'ye saçtan tırnağa kadar çok faydalı olan bitkiler bunlar. Kemik iliğinin ben mesela günde her zaman bir porsiyon yemeğe kullanılmasını düşünüyorum. Sulu yemeğiniz, pilavınız, her şey doğal kolajen olduğu için hem tüketebilirsiniz hem de tırnak, kaş, kirpik, saç bakımınız için çok rahat bir fırça halinde sürebilirsiniz. Bunları kaynatıp buzdolabı poşetlerini uzun ömürlü saklayabiliyor insanlar. Peki cilt hangi mevsimde daha çok zarar görür? Ben yazın daha çok zarar gördüğünü düşünüyorum. Çünkü güneş UV ışınlarının daha dik olduğu mevsimler. Aynı zamanda denize giriyoruz. Tuzlu su, kum, havuzdaki asitler vesaire çok zarar veriyor. Ondan dolayı güneş kreminin sadece yeterli olduğunu düşünmüyorum maalesef. Kıştan bazı hazırlıklarımızı yapıp yazın da gerekli koruyucularımızı kullanmalıyız. Bunda bütün ciltlerde geçerli. Erkekler için de geçerli bu arada. Kesinlikle. Ve yaz, kış, güneş kremi. Ben her zaman bunu söylüyorum. Günde minimum 3-4 defa koruyucunuzu tazelemenizi çok öneriyoruz. Kışında. Tabii ki hem kışın hem yazın evet. Evet. Yani hatta şöyle bir şey de ekleyebilirim. Televizyon ışıkları bile aynı zararı gösterebiliyor. Tabii. O yüzden evde otururken akşam televizyon bile izliyorsanız güneş kreminizi tazelemeniz lazım. Sonuçta hiç dikkat etmediğimiz şeyler bunlar. Ya da telefona bile bakmak. Yani hani o gece yatağa yattığımız zaman elimize telefonu alıp o uyumadan önce baktığımız o direkt o mavi şöyle ışık. Tam bu hizada. Yani evet, doğru. O zaman bile zarar ve leke yapabilen bir ışık aslında o. O yüzden sürekli güneş kremi. Hepsi radyasyon baktığımızda çünkü gerçekten. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek, ben teşekkür ederim. Harika bilgiler verdiniz bize. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet efendim, yine şahane bir konuğumuz vardı. Işıl Çoban bizlerle beraberdi. Güzellik ve cilt bakımları ile alakalı güzel bilgiler verdiler bizlere.
Evet, Beyaz TV ekranlarında şimdi reklamlar. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiğimiz röportajımızı izliyoruz. Sevgili Hayriye Burdu yanımızda. Hayriye Hanım merhabalar. Merhabalar Esin'cim, hoş geldiniz adamız öncelikle. Hoş bulduk. Aynı zamanda yakın dostumsun ama tabii ki yaptığın işler ve başarılarından dolayı öncelikle tebrik ediyorum. Bize biraz böyle yaptığın işlerden, organizasyonlardan bahseder misin? Tabii ki 8 yıl var, sen de biliyorsun. International Top Model of North Cyprus modellik yarışması düzenliyorum. 20 farklı ülkeden 20 profesyonel modeli ülkemize getirerek en iyi modeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçiyoruz. Bu da 20 farklı ülkede aslında ülkemizi, sesini, ülkemizin ismini 20 farklı ülkeye duyurmak amaçlı düzenlenen bir organizasyon. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın da sana büyük desteklerini biliyoruz. Daha önce yaptığın organizasyonlarda bulunmuş biri olarak. Nasıl gidiyor çalışmalar? Yani devlet büyükleriyle ilgili destekler nasıl? Çok güzel. Son zaten biliyorsun ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcımız ve Turizm Bakanımız Fikri Ataoğlu ile birlikte Şam'da Prestij Otel'de güzel bir ödül töreni gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Sayın Meclis Başkanımız Zorlu Töre, Sayın Bakanlarımız ve birçok milletvekillerimiz de gecemizde onur konuğumuzdu. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Güzel ödüller verdik. Türkiye'den gelen birçok ünlü sanatçılarımıza, ünlü isimlerimize, duayen modacımız, Türkiye'de ünlü modacısı Yıldırım Mayrun kreasyonlarını ünlü modeller tarafından güzel bir defileyle adamızda sergiledik aslında. Evet. Bayağı bir ses getirmişti. Ülkemizi bayağı bir ülkede. Bayağı Almanya'da olsun. Azerbaycan'dan konuklar vardı. Azerbaycan'ın çok iyi sanatçılarından vardı yine. Bayağı bir farklı ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ismini duyurduk. En önemlisi de benim merak ettiğim. Şimdi çok büyük organizasyonlar yapıyorsun ama hani ne tür organizasyonlar? Bu sadece benim bildiklerim ödül töreni ve Top Model gibi yarışmalar. Onun dışında ne yapıyorsun? Bize biraz anlatır mısın? Tabii ki. Onun dışında Türkiye'den gelen firmaların bayi toplantıları, işte ilaç firmalarının tanıtımları, toplantıları, organizasyonlarını, düğün organizasyonları, doğum günü organizasyonları, ünlü sanatçıların konser organizasyonları, bu tarz organizasyonları da yapıyoruz. Sadece ödül töreni değil, birçok aslında organizasyon adı altında, organizasyonumuzun adı altında düğün ve doğum günü partileri ve ünlü isimlerle de konser organizasyonları. Mesela ünlü isimler derken bunların buraya geldiklerinde daha çok talepleri neler oluyor? Konser vermek için geliyorlar. Tabii ki konser, işte atıyorum büyük bir düğünde yine sahne konser, alıyorlar. Sahne almaları, doğum günü partilerinde sahne almaları, bu tarz organizasyonlar. Bunların karşılanmasından, sahneye çıkmasından, A'dan Z'ye tekrar gönderilmesine kadar pek çok alanda sen ve ekibin destek oluyorsun. Evet. Organizasyon olarak kesinlikle her şeyle biz ilgileniyoruz. Firmalar hiçbir şeye karışmıyor. Evet. A'dan Z'ye bütün onların ihtiyaçları, gelip gitmeleri, sahne almalarıyla ben ve ekibim ilgileniyorum. Harika. Şimdi Hayriye Burdu çok güçlü ve başarılı bir iş kadını. Benim de bir kadın olarak seninle ilgili merak ettiğim bir sorum var. Hayriye Burdu'nun hedefleri neler? Aslında hedefim yurt dışında büyük bir organizasyon gerçekleştirmek ve yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını tanıtmak, taşımak. Burayı biliyorsunuz ki adamız küçük bir ülke. Evet. Dolayısıyla yurt dışında büyük bir organizasyon yaparsam ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum ve en iyi şekilde tanıtacağımı düşünüyorum. Bu aslında benim en büyük hedefim. İnşallah ilerleyen yıllarda da bu hedefime ulaşacağım. Ben yapacağından kesinlikle eminim. Çok da başarılısın. Başarılarının da devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim bu güzel röportaj için. Görüşmek üzere. Sevgiler. Programımıza burada yavaş yavaş artık son veriyoruz. Veda ediyoruz. Biz her cumartesi aynı saatte Beyaz TV ekranlarında sizlerle buluşmaktan son derece keyif alıyoruz efendim. Sevgili partnerim Şafak, eklemek istediğin bir şey var mı? Tabii ki bugün her cumartesi olduğu gibi yine çok şey öğrendik. Özellikle ben çok şey öğrendim. Yani bugün özellikle saç, işte güzellik, diyet, senin hiç ihtiyacın olmayan şeylerdi. Hepsine benim ihtiyacım vardı. Çok şeyler öğrendim. Eminim izleyicilerimiz de memnun kalmışlardır. Kesinlikle. Önümüzdeki hafta aynı saatte Beyaz TV ekranlarında kanalımızın en sevilen programı Söz Sende'de buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.